Merhaba WebTekno takipçileri, bu videomuzda sizlerden gelen istek üzerine inceleyeceğimiz 3 ilginç ürüne bakacağız. Dediğim gibi arkadaşlar, bu ürünleri yorumlarda gördük ve ilginç, hepsini tek tek incelemeyin dedik. Üçünü tek bir videoda inceleyelim istedik arkadaşlar. Yorumlarda gördük bunları, direkt aldık ve şimdi de incelemesini yapacağız. İlk ürünümüz yılan kamera. Böyle kablodan kamera mı olur derseniz oluyor arkadaşlar. Bunun ismi yılan kamera olarak geçiyor ancak orijinal ismi endoskopi kamerası. Tabii bunu bir doktor kullanır mı kullanmaz mı orasında merak ediyorum. Çünkü çok sterilize bir ürün olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Zira bunu Çin'den sipariş ettik. Biz Türkiye'de satılanların da çoğu zaten Çin'den geliyor. Hatta hepsi Çin'den geliyordur. Bunun için hani nasıl bir ortamda üretildiği, nasıl bir poşetleme yapıldığı belli değil. Hiçbir doktor da bunu hiçbir hastasının ağzına sokmak istemez muhtemelen. Peki bunu nasıl bir alanda kullanabiliriz? Şöyle anlatayım arkadaşlar. Eğer sıhhi tesisat işiyle uğraşıyorsanız bunu işte herhangi bir borudan sokup o boruda bir tıkanıklık var mı yok mu bunu görebilirsiniz. Ya da doğal afet anında, mesela deprem anında arama kurtarma çalışmalarında bu kamera oldukça işe yarayabilir. Bunun yanında arkeolojik kazı çalışmalarında da bayağı iş görebilir bu kamera. Üzerinde 6 tane led bulunuyor ve girdiği her deliği aydınlatabiliyor. Şöyle söyleyelim, çalışma prensibini de anlatayım. Burada bir adet USB var kablonun bir ucunda, gördüğünüz gibi. Bunu bilgisayarınıza da takıyorsunuz ve biz AMCAP diye bir uygulama kurduk arkadaşlar. Farklı farklı webcam okuyan uygulamalar var. Onları kullanarak da görüntüyü alabilirsiniz direkt. O şekilde işte gönderdiğiniz delikten görüntüleri rahat rahat alabiliyorsunuz. Bu mobil cihazlarla çalışıyor mu diye sorarsanız, biz bayağı bir cihazla test ettik arkadaşlar. Markette farklı farklı uygulamalar var. OTG kablosuyla bunu farklı farklı telefonlara takarak denedik. Gerek rootlu gerek rootsuz telefonlarda, ancak hiçbir şekilde çalışmıyor maalesef. Yani cep telefonu kullanacaksanız farklı bir çözüm yolu aramanız lazım. 640x480 bir çözünürlüğü var arkadaşlar. Ultra iyi bir çözünürlük değil, ancak zaten bundan çekilen görüntü de hani kullanılmayacak bir görüntü. Sadece orada ne var ne yok onu görmenizi sağlayacağı için çözünürlüğün çok da önemli yok. Girdiği delikte neyin ne olduğu anlaşılsın yeterli. Şimdi fiyatına gelelim arkadaşlar. Bu kablo, yani bu kamera metre metre satılıyor. Biz 10 metreliğini satın aldık Türkiye'de. 80 TL'ye satılıyor. Ancak yurt dışından getirirseniz yarı fiyatına bulabiliyorsunuz arkadaşlar. 40 lira civarında 10 metrelik versiyonunu yurt dışından alabilirsiniz. Şimdi gelin dilerseniz bunu kendi mutfağımızdaki tesisatla bir deneyelim, bakalım nasıl işe yarıyor mu? Deniyoruz. Hadi bakalım. Gidiyor. Oo, pislik var burada. Buraya yürü. Dedi bir tık kıssana. Şu an daha gitmeye devam ediyor mu? Gidiyor mu sen? Şu an çıkmamaya devam ediyor. Gitmiyor maalesef. Buradan da gitmiyor. Ve geriye de çıkartamıyoruz. Bu şu an sıkıntıdan çıktı. Evet arkadaşlar, demek ki tesisatta bir işe yaramadı. Çeşmenin çok az bir yerini görebildik. Evet, şimdi şurada bizim bir gider var. Oraya göndereceğiz. Görüntüyle bilgisayar bu arada bir yandan kaydediyor. Hiçbir şey gözükmüyor mu? Ha, şu an bembeyaz. Allah Allah. Şimdi? Şu an görüntü var. Orada kaydı oluyor da sen bir yolla bakalım. Bir yerlere takıldı sanki. Şuraya sokuyorum. Var mı diyor? Var. Hiç fiyatı yok mu? Salıyorum aşağıya. Gözüküyor mu şey? Aynen. Yavaş yavaş yavaş. Oğlum bu ne lan? Hiçbir şey gözükmüyor bunda. Şu an hiçbir şey yok mu? Aynen ya, bildiğim bulanık bir ekran var. Bulanık ekran yani. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu endoskopi kamerası çok büyük bir işe yaramıyor. Gördüğünüz gibi bizim çatıdaki giderden gönderdik ancak görüntü alamadık hiçbir şekilde. O yüzden bu kamera sınıfta kaldı. Sıradaki ürünümüz bir adet güneş gözlüğü arkadaşlar. Şöyle göstereyim hızlıca. Ancak bu standart bir güneş gözlüğü değil, diğer güneş gözlüklerinden ayıran özelliği yan tarafında kulaklık olması. Şuradan hemen şöyle gösterelim. Bu kulaklıklar arkadaşlar Bluetooth üzerinden, yani bunun üzerinde bir batarya var ve Bluetooth üzerinden sizin cep telefonunuza eşliyor ve cep telefonunuzdaki müzikleri bu kulaklıklardan dinleyebiliyorsunuz. Üzerinde gördüğünüz gibi tuşlar mevcut. Play Pause tuşu var arkadaşlar. Bu Play Pause tuşuna 3 saniye basılı tuttuğunuz zaman etraftaki Bluetooth cihazları açıyor. Siz de cep telefonunuzu açtığınız zaman Bluetooth'u direkt onunla eşleyebiliyorsunuz. Ve şarkı ileri geri atlama tuşları var. Bu markasız modelsiz bir ürün arkadaşlar. O yüzden Google'a eğer böyle bir şeye ihtiyacınız varsa, kulaklıklı güneş gözlüğü yazarsanız karşınıza birçok farklı model çıkacaktır ve farklı fiyat aralıkları çıkacaktır. İçinde 150 mAh'lık bir batarya var arkadaşlar. Benim yaptığım testlerde ortalama 4 saate yakın bir müzik dinletti bu kulaklık. Yani 150 mAh'lık batarya 2 saate yakın bir sürede doluyor. Çok geç doluyor. Ancak 4
4 saatte müzik dinletebiliyor. Bunu da belirtelim. Belki içinden çıkan USB'nin dandikliğinden de olabilir arkadaşlar. Şu alt tarafında bir adet de USB girişi var. Buradan gözlüğü şarj edebiliyorsunuz. Kulaklığın kalitesinden de bahsedeyim arkadaşlar. Hani 75 desibel ses verdiği yazıyor kendi kutusu üzerinde. Tabii ki de bunu hani böyle buraya bir ses cihazı dayayıp test etme şansımız yok. Ancak dışarıya çok fazla rahatsız edici bir ses vermiyor. Hatta neredeyse hiç ses vermiyor. Fena olmayan bir ses kalitesi olduğunu söylemeliyim. Bunun yanında kimler kullanabilir bunu? Bence spor yapan insanlar için, hani eller serbest dışarıda koşu yapıyorsunuzdur, bisiklete biniyorsunuzdur. Bayağı ideal bir gözlük olduğunu söylemeliyim. Hem güneş gözlüğü işlevini görüyor hem de kulaklık işlevini görüyor. İkisi bir arada güzel, fena olmayan bir ürün yapmışlar. Ancak bence tip olarak çok güzel değil. Eksi yanlarından birisi bu. Şöyle zaten taktığım zaman herkes çok net anlayabilecektir. Yani bana mı yakışmadı bilmiyorum. Ben Efe'de falan da denedim bunu. Efe'ye de pek gitmedi. Efe gelsene mi? Tam Russian hacker oldun şimdi. Şahtın şahbaz oldun. Evet arkadaşlar, tip olarak da hoşunuza gittiyse almamanız için çok büyük bir sebep yok. Türkiye'den satın alacaksanız 100 TL'ye satılıyor arkadaşlar. Ancak az önce de belirttiğim gibi yurt dışında çok daha uygun. Yarı fiyattan da daha düşüğe bulabiliyorsunuz. 45 lira civarına geliyor eğer bu gözlüğü yurt dışından alırsanız. Diyerek son ürünümüze geçiyorum. Son ürünümüz bence bu tanıttığımız ürünler içinde ve sizden gelen istekler içinde en güzel olanlarından bir tanesi sanal gerçeklik gözlüğü arkadaşlar. Sanal gerçeklik gözlükleri bildiğiniz gibi Oculus Rift ile beraber iyice popüler olmaya başladı. Hani bayağı adını duyuyoruz her yerde. Daha sonra işte bunun gibi ürünler sayesinde mobil cihazlarımıza kadar geldi. İlk başta bir Google Kart çıktı, onun üzerine Samsung VR falan filan çıktı. Daha sonra da böyle no name modeller çıkmaya başladı. Şu an için mobil marketlerde çok fazla uygulama yok arkadaşlar bu VR Box'lar için. Hani var ama sizi tatmin eder mi etmez mi orası ayrı, almadan önce bir bakarsınız. Kullanacağınız uygulama varsa indirirsiniz arkadaşlar. Bunun yanında değişik, enteresan filmler de bulabiliyorsunuz. Biz bunu alır almaz Efe direkt o filmlerden birini bulmuş. İzlerken de yakaladık kendisini. Bilet Efe çekim var abi dedi. Beni biraz huzura erdirin, rahat bırakın dedi. Aldı sanal gerçeklik gözlüğünü, yımıştı içeri. Çekim aryası var burada. Bakalım ne yapıyor. O sessiz oldu. Oğlum bu diğeri de kardeşin gibi. Ulan ayıp lan, ayıp. Kardeşin yerinde olsa. Hey maşallah, hey maşallah. Lan! Lan ne be? Şşş. Ne izliyorsun sen? Ne vuruyorsun? Sana ne be oğlum valla? Ne? Ne izliyorsun sen? Sana ne? Eh be birader be. Ulan ofistesin be. Oğlum adamlar yapmış bu şeyi var yani bu. Bu yapılmış bir şey. Deneyim yaşamayak mı yani? Aç köpek ya. Ben de bir adet roller coaster uygulaması indirdim arkadaşlar ve bunu test ettim. Şimdi onun da görüntülerine bakalım. Bu bölüme geçmeden önce şundan da bahsedeyim. Şöyle şuradan çıkıyor arkadaşlar. Buraya bu kısma telefonumuzu monte ediyoruz. Hatta nerede benim telefonum? Şurada. Şöyle monte ediyoruz. 6 inçe kadar olan telefonları destekliyor. Ve buradan tekrar takıyoruz arkadaşlar. Şöyle başımıza geçiriyoruz. Daha sonra eğer görüntü bulanıksa şu üst tarafta iki tane tuş var arkadaşlar. Bunları ileri geri yaparak lensi yakınlaştırıyoruz ve iki lensin arasını açıp kısabiliyoruz. Görüntüyü ona göre ayarlıyorsunuz bunun içinden. Hani tavsiye edebileceğim bir ürün arkadaşlar. Umarız yakında da marketteki uygulamaların sayısı artar. Evet arkadaşlar, şimdi iPhone'u gördüğünüz gibi sanal gerçeklik gözlüğümüzün içine yerleştiriyoruz. Roller coaster uygulamamızda play'e bastım. 3D modda başlat diyorum. Gözlüğümü takıp şöyle yan taraftan sokturuyorum. Oh yeah. Evet, şu an siz de görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Her tarafı 360 derece görebiliyorum. Şu kablodan dolayı çok rahat hareket edemiyorum. Vay. Efe de bu oyunu oynamıştı galiba. Hop. Bayağı eğlenceli arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Şöyle döneyim. Tabii ki de gerçek bir roller coaster etkisini yaratmıyor. Ancak zaten adı üstünde bu sanal bir şey arkadaşlar. Yine de eğlenceli dakikalar yaşatabilir. Şöyle arkaya bakalım bir de. Arkana bakma yolcu. Arkası daha fenaymış. Neyse şimdilik yeter bu kadar. Son olarak fiyatından da bahsedeyim arkadaşlar. Türkiye'de 100 TL civarında satılıyor bu ürün. Eğer yurt dışından getirtmek istiyorsanız da benim bulabildiğim en uygun fiyat 60 TL civarındaydı. Ama bu benim için fazla diyorsanız Google Cardboard'lar var. Kendiniz de yapabilirsiniz. Hatta biz yapmıştık. O şekilde bir çözüm bulabilirsiniz. Çok daha uygun fiyata Google Cardboard elde edebilirsiniz. Ve böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Arkadaşlar sizden gelen istekler üzerine 3 tane ilginç ürün test ettik, baktık. Yine bu şekilde incelenmesini istediğiniz böyle ufak tefek ürünler varsa, aklınıza takılan böyle bu ne acaba falan dediğiniz ürünler varsa alt tarafa yorum olarak atın. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın diyorum. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Millet yan tarafında duran videoya tıklayarak akıllı ayakkabı incelememize ulaşabilirsiniz.